Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Devan Yok? Benden ne haber? Siz nasılsınız? Merhaba. Ne haber? Ne oldu? Ha? Nasılsın? Sağ olun. Hiç iyi değiliz biz, hiç iyi değiliz. Ne oldu? Tuna'nın yüzünden... Yok, o kadar abartacak bir şey değil de işte. Anlatsana Tuna. Ya benim eski eşim var ya, Özlem. Hı. Onun müstakbel eşi. Yani ikisi beraber bize geleceklerdi Sertaç Bey'le. Ne var canım bunda? Buyursunlar, gelsinler. İşte öyle değil. Öyle değil. Merve hiç hoşlanmadı Sertaç Bey'den. Geliyorlar ama eve alamayacağız. Niye? Adam biraz dürüst bir adam. Ne alakası var Gönül Allah aşkına? Adam patavatsızın teki. Abuk subuk konuşuyor. Her şeyi acayip şekilde söylüyor. Ve Merve o yüzden çok sinirlendi yani. Taktı kafayı tabii doğal olarak Merve. Hay Allah ya. Annesi sevmiş ama. Ya işte. Ya bir orta yol bulunur. Gelse de biz de tanışsak bu adamla. Ya işte. Biz de tam onu söyleyecektik size. Yani. Ne? Haluk şey... Gönül anlatsana. Yoldalar. Geliyorlar. Ama Merve istemiyor diye biz de eve alamıyoruz. Ne olacak şimdi? İşte. Yani uygun olursa eğer yani siz de ağırlayabilir miyiz diye şey yaptık. Tabii canım, buraya gelsinler. Ay. Buraya gelsinler. Tabii. Oh, yalnız uyarıyorum ikinizi de. Böyle langır lungur konuşan bir adam. Olsun canım, bize ne? Yani bana hiç fark etmez de. Alo bilemeyecek. Hani... Canım ne olacak? Delikanlı adam zaten aklına geleni söyler. Ben severim öyle adamları. Gelsin. Evet, bu pek öyle senin düşündüğün gibi değil abi. Bu böyle bir enteresan birisi yani. Öyle böyle bir patavatsız ben hayatımda görmedim yani. Baştan söyleyeyim de ne olur, ondan sonra şey yapmayın gelsin yani. Gelsin canım, ne olacak, gelsin. Yok, bir şey olmaz. Gelsin. Gelsin. Başımızın üstünde. Ne olacak, otururuz hep beraber. Yok, kusura bakmayın, size de merhaba diyemedim. Yok. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz. İşte görüyorsun nelerle uğraşıyoruz ya. Evet, çaylarımız da geldi. Emine nasıl gidiyor İngilizce? Ay sağ olun Gönül Hanım ya. Yani işte çalışıyorum. Sökeceğim ben bu işi. Aferin, gurur duyuyoruz seninle. Sağ ol canım. Thank you very much Gönül Hanım. Dikkat et, kafana dökülmesin Haluk. Teşekkür ederim Emine, sağ ol. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Gönül, ben İrem'e de sordum. Sence sarı saç beni böyle biraz yaşlı mı gösteriyor? Nereden çıkardın canım? Sana çok yakışıyor sarı saç. Katiyen. Ay evet Martem abla. Ha yani böyle kestane falan yapsam daha mı genç görünürüm? Ya neysen olsun. Genç görünüp ne yapacaksın? Liseye gene mi başlayacaksın? Çok komiksin Haluk. Öyle. Gönül abla, peki ben bir şey sorayım. Evet. Sizce ben kilolu muyum? Ay tabii ki değilsin. Tabii ki değilsin. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Biraz balık etlisin. Ayrıca bir şey söyleyeyim sana. Katiyen herkes böyle sıska olacak diye bir şey yok. Ayrıca biz bunları konuşmuştuk seninle. Konuştuk Meltem abla, da ben hani bir görüş daha alayım dedim. Dur sen bana bırak o işi. Şimdi soruyorum buradaki herkese, tamam mı? İrem kilolu diyenler ellerini kaldırsın. Bak gördün mü, kimse elini kaldırmadı. Demek ki sen kilolu değilsin. Artık bu tescillendi. Şimdi bak, başka bir tane soru sorayım bak. Buna ne diyecekler merak ediyorum. Tuna kilolu diyenler parmak kaldırsın. Bak tescillendi benim kilolu olduğum, gördün mü? Ama sen her şeyi yiyorsun oğlum. Hiçbir şey yemiyorum. Sürekli yiyorsun. Hayır sen öyle deme öyle hadi. Aa, nasıl hiçbir şey yemiyorsun Tuna ya? Ama ben az az yiyorum, sık sık yiyorum. Pardon? Oğlum, ne kadar kilo aldığının farkında mısın sen? Tamam, yani ne yapayım? Tamam, arkadaşının üstüne bu kadar gitmeyin. Tamam. Şişko. Ne ayıp şey. O kadar da değil yani. Ay, geldiler. Tuna geldi. Ne olursun sakin ol, bak rica ediyorum. Evet, sen de sakin olmanı rica ediyorum yani. Sürekli böyle söyleyip durma, adam ne güzel. Açık sözlü, severim böyle adamları. Welcome. Merhaba. Merhaba. Hello. Welcome. Drink. Ay ne güzel. Bayağı İngilizce mi konuşuluyor? Evde öyle ben
pratik çalışıyorum işte, İngilizce pratiği yapıyorum kendim. Harika. Biz de yurt dışı uçuşlarda bütün ekip sürekli İngilizce konuşuruz. Çok faydalı oluyor. Bayıldım İngilizcenize. Neyine bayıldın hayatım? Pardon, siz İngilizceyi nerede öğrendiniz? Hiç. Ben böyle kendim sözlükten bakıyorum, İngilizce kitaplarından bakıyorum. Ne oldu ki? Belli. İngilizce öyle öğrenilmez efendim. Ciddi bir eğitim almanız lazım. Bakın telaffuzunuz ne kadar yanlış. Hem yani bu yaştan sonra biraz zor. Ancak yurt dışında falan yaşarsanız belki öğrenebilirsiniz. Ama ben... Emineciğim, yani şey... Ya Meltem Hanım, biliyordum işte ya. Geç kaldım işte, öğrenemeyeceğimi biliyordum ben. Yok, olur mu canım öyle şey? Emine, iyileme kendini. Emine! Sertaç, üzüldü kadın ya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Görmedin mi telaffuzu? Nasıl yanlıştı? İyiliği için söyledim, vallahi. Ben bunu döverim. Bunu sana söyledim abi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Özlem. Sertaç. Nişanlım Sertaç. Ben de Meltem. Merhabalar. Herhalde Gönül Hanım bizi evinde ağırlamak istemedi. Pardon? Ne alakası var canım? Sen söylemedin mi Merve ile ilgili durumu Tuna? Söyledim Gönül. Ne o zaman şimdi, bu nedir yani? Lütfen bana çocuğumu bahane etmeyin, olur mu? Çıldırın. Ne içerdiniz? Ne ikram edelim? Çay. Çay içeriz. Çay. Tamam. Ben getireyim mi Meltem abla? Hadi İremciğim, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben bir tane bir lokma tutayım. Tabii sen. Aa, çok güzel bu. Çok güzel yapıyorsun Meltem. Teşekkür ederim. Ben almayayım, teşekkür ederim. İremciğim bak, bu kurabiyeden gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Ben kendi ellerimle yaptığım için de hiç şeker yok. Ya şeker yok da un vardır sonuçta, karbonhidrat küle yapar, almayayım Meltem abla. Ya İrem, ne kadar uzattın bu kilo mevzusunu ya. Bak bu kadar insan toplandı, senin kilolu olmadığını söylüyor. Sen hala kiloluyum, kiloluyum. Neden yalan söylüyorsunuz kızcağızı? Sertaç sus. Hayatım ben hiç yalandan haz etmem biliyorsun. Ne yalan söylüyor ya, ne yalanı? Pardon, kaç yaşındasınız siz? 25. Ama oldu mu? Yani bu yaşta bu kilo. Bakın bel çevresinde yağlanma var. İnsülin direnci olabilir, çok tehlikeli. Kilo bütün hastalıkların başlangıcı. Yani ciddi bir şey olabilir. Bir doktora görünün, test yaptırın. Ay abartmayın Sertaç Bey, lütfen yani. O kadar da ciddi bir kilosu yok. Ay tabii ki değil canım. Biraz balık etli, o kadar. Ya sizin gözünüz mü bozuk? Yani kız bildiğiniz kilolu. En az 10 kilo fazlası var. Aa. Biraz daha kilo olsa obez diyeceğiz. Hadi iç. Yok, ben gerçekten daha fazla duramayacağım. Kusura bakma Meltem abla. İremciğim ama yani... Ya İrem, yanlış anladın. Öyle demek istemedi. Dur ya. Aynen. Ya dur. Bitme. Neyse Tolga, sen yalnız bırakma. Tamam. İrem dur dur. Ya Sertaç, sana ne el alemden? Ne yiyor ne içiyor, niye karışıyorsun? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Gencecik kız diyet yapsın, kilo versin diye söyledim. Ya kızın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Doğru söylüyorsun. Yok yok yok. Yok yok yok. Şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.